Beyaz Saray'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn bu görevini sadece bir aydan daha az bir süre icra edebildi. Adalet Bakanlığı Flynn'in Rusya'nın şantajına maruz kalabileceği uyarısında bulununca eski general istifasını bir mektupla açıkladı. Başkan Trump, medyada kopan fırtınayı yatıştırmak ve Amerika'nın ulusal güvenlik garantörü olarak itibarını korumak için en yakın danışmanı Flynn'i kurban verdi. General Flynn mükemmel bir adam. Medyanın haksız muamelesine maruz kaldı. Ben onları sahte medya olarak adlandırıyorum. Flynn'in hatası 29 Aralık 2016 tarihinde göreve başlamadan önce Rusya'nın ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak'la ABD seçimlerini etkilediği gerekçesiyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar üzerine telefon görüşmesi yapmasıydı. Ancak aynı gün Başkan Barack Obama 35 Rus diplomatı ve ailesini Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle sınır dışı etme kararnamesini imzalamıştı. FBI kayıtlarına göre Flynn, Kislyak telefon konuşmasında AB-Rusya ilişkilerinin gelecek dönemde zora girmemesi için Obama'nın bu kararına misillemede bulunmamaları uyarısında bulunmuştu. Flynn o dönemde resmi olarak görevde bulunmadığından bu konuşma ciddi bir hata olarak kabul edildi. Flynn birkaç gün sonra ise bu konuşma hakkında başkan yardımcısına yanlış malumat vermişti. Flynn 25 Eylül 2016 tarihinde NBC kanalında "Size dokunulmazlık veriliyorsa muhtemelen bir suç işlemişsinizdir" açıklamasında bulunmuştu. Şimdi ise kendisi dokunulmazlık istiyor. Kimileri bu açıklamayı bir itiraf olarak algılarken güvenlik güçleri ise Flynn'in 2015'te Russia Today'in 10. yıl dönümü için gittiği Rusya'dan rüşvet alıp almadığı ihtimalini araştırıyor.